Epic Games Store'un mega indirimleri başladı. Bu sefer geçenki indirimlerde olmayan çok da güzel bir indirim kuponumuz var. 200 lira ve üzeri alışverişlerimizde %25 indirim kuponu otomatik olarak hesabımıza tanımlanıyor. İndirim kuponunun dışında şu anda Death Stranding'i bedavaya kütüphanemize ekleyebiliyoruz. Tabi daha önceden de verilmişti ama mesela ben kaçırmıştım. Kaçıran varsa böyle büyük bir oyunu bedavaya kütüphaneye eklemeyi sakın ama sakın ihmal etmesin. Şimdi ne dedik? 200 liraya %25 indirim kuponumuz var. Bu kuponun güzel yanı ise şu. Her iki 200 liralık alışverişimizde tekrar tekrar kullanabiliyoruz. İndirimler 15 Haziran'a kadar devam ettiği için aklınıza yeni bir oyun düştüğünde eyvah kuponu neden kullandım diye düşünmenize gerek yok. Aklınıza geldikçe yeni oyunlar alıp kuponunuzu tekrar tekrar kullanabilirsiniz. İndirim listesine geçmeden önce her videolarımı beğenerek izliyorsanız kanala abone olmanız ve videolara like bırakmanız beni çok mutlu eder. Çünkü küçük kanallar için bir abonelik bir like bazen çok önemli çok değerli olabiliyor. Şimdiden teşekkürler. Şimdi gelelim listemize. Kanalı açtığım günden beri bol bol indirim videosu yaptığım için Bu sefer farklı bir konseptle gitmek istiyorum. Birkaç farklı kategori üzerinden gideceğiz. Sonrasında da 200 liralık hazır paketler hazırladım. Beraber onları inceleyeceğiz. O zaman ilk kategorimiz ucuz klasiklerle başlayalım. Bu başlıkta daha çok oyunculuğa yeni ısınan insanlar için uygun fiyatlı klasiklerden bahsedeceğim. Mesela her indirim videosunun aranan oyunu The Witcher 3: Wild Hunt gibi oyunlardan bahsediyorum. Witcher 3 Mega indirimlerde 22,5 liraya düştü. 2010'lu yılların en sağlam aksiyon RPG deneyimi de herhalde abartmış olmam. Zaten bir roman uyarlaması olduğu için lore tarafı ve rol yapma elementleri oldukça kuvvetli. Bir aksiyon rol yapma oyunu olarak uzun zamandır koyduğu çıta henüz geçilemedi. Tabi çıktığı günü hatırladığım bir oyuna bugün klasik demek de biraz garip hissettirdi açıkçası. Velhasıl kelam oynamayanların kesinlikle kaçırmaması gereken her oyuncunun kütüphanesinde yeri olan bir başyapıttı Witcher 3. Özellikle RTX sistemlerde sunduğu yeni nesil grafikleriyle de şu anda tekrar oynanabilirliği oldukça yüksek. Batman Arkham oyunları da teker teker güzel indirimlere girdi her zamanki gibi. Ama bu sefer her indirim döneminde 15-20 lira gibi fiyatlara alabildiğimiz Arkham Collection paketi listelerde görünmüyor. Bu yüzden oyunları tek tek almanız gerekiyor. Batman severler zaten bayılarak oynadı. Özel bir ilgisi bulunmayan oyuncular tarafından da aksiyon mekanikleri takdir edilen ve hatta birçok oyuna ilham olan oyunlar bunlar. Özellikle Arkham Asylum ve Arkham City çıktığı dönemde oyuncuları kendisine hayran bırakan klasikleşen oyunlar. Arkham Knight da bol bol tartışma konusu oldu ama madem Arkham oyunlarına daldık, adını anmadan geçmeyelim. Bioshock Collection her indirim videosunda bahsetmeden geçmediğim müthiş bir FPS üçlemesi. Romanlara taş çıkaracak bir hikaye ve bol bol aksiyon istiyorsanız Bioshock oyunlarını ıskalamamanız gerekiyor. Pakette Bioshock 1 ve 2'nin remastered sürümlerinin yanı sıra bu oyunlara kıyasla daha yeni ve güzel görünen Bioshock Infinite yer alıyor. Eğer üçleme ilgimi çekmiyor diyorsanız yalnızca Bioshock Infinite'i de oynayabilirsiniz ama bu fiyatlara bakınca mantıklı olan kesinlikle üçlemeyi almak. Metro Last Light ve Metro 2033 çok uygun fiyata alabileceğiniz klasik FPS oyun post Postapokaliptik Rusya atmosferiyle oyuncuların aklında yer eden hem oyun basını hem de oyuncular tarafından çok beğenilen oyunlar. Zaten seri bir roman uyarlaması ve hikaye yönü de birçok FPS oyununa göre çok daha kuvvetli. Bu fiyatlara alabileceğiniz en iyi 3-5 FPS oyunundan ikisi Metro oyunları diyebilirim. Kütüphanemize ekleyelim. Alan Wake Remastered Max Payne'in arkasındaki isim Sam Lake'in bir başka harikası. Oyun bir ilham gezisine çıkan bir yazarın eşinin kaybolmasının ardından yaşadığı bazı fantastik olayları konu alıyor oyun boyunca kendi yarattığı kötü karakterlerle savaşarak bir gizemi çözmeye çalışıyor. Günümüz için belki demode sayılabilecek bazı oynanış mekanikleri olsa da oynayabileceğiniz en iyi atmosferik oyunların arasında geliyor. Dying Light Enhanced Edition'da her indirim sistemde yerini almaya devam ediyor. Tempolu parkur ve aksiyonuyla son yılların bence en eğlenceli oyunları arasında. Diğer oyunlara göre görece yeni ve görsel olarak da kuvvetli bir oyun. Ben özellikle tempolu aksiyon içeren oyunlardan daha çok keyif alıyorum. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız Dying Light'ı ıskalamayın. Kingdom Come Deliverance 12,5 liralık fiyatıyla indirim döneminin yıldızlarından biri. Kingdom Come gibi geniş çaplı bir orta çağ rol yapma oyunu var mı bilemiyorum. Kendi alanında rakipsiz diyebiliriz bu yönüyle. Nispeten gerçekçi bir çizgiye de sahip, epey uzun da bir oynanış süresi var. Dolayısıyla eğer orta çağ temalı işleri seviyorsanız listenize gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz. The Wolf Among Us'ta uygun fiyata alabileceğiniz bir Telltale klasiği. Derin ve zengin bir hikaye sahip olsa da oynanış tarafında çok şey vaat etmiyor ama hikayesiyle size etkileyecek bir oyun arıyorsanız alabileceğiniz bir oyun ve son olarak uygun fiyat Fiyatlı 3 tane korku klasiğinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan kısaca bahsedeceğim çünkü korku oyunları pek ilgi alanım değil. Outlast ve Outlast 2 neredeyse bedava diyebileceğin fiyatlara satılıyor. Oynamayan olduğunu pek sanmıyorum ama yine de bahsetmeden geçmek olmaz. Keza Amnesia The Dark Descent de fiyat olarak epey uygun şu anda. Ve böylece ucuz klasikler listemizi kapattık. Şimdi gelelim bağımsız oyunlara. Özellikle Steam'deki zamlardan sonra bağımsız oyunlar konusunda Epic Games bir madene dönüştü oyuncular için. Ve listemizin ilk oyunu tabii ki Hades. Hades son yılların tartışmasız en çok ses getiren bağımsız yapımı oldu. Roguelike yapıdaki bu oyunda yeraltının kralı Hades'in oğlu Zagreus'u yönetiyoruz ve cehennemden kaçmaya çalışırken her öldüğümüzde tekrar cehenneme dönüp baştan başlıyoruz. Farklı silahlar, farklı boyutlar ve oyun tarzlarıyla sıkılmadan uzun süre oynayabileceğiniz bir oyun. Norco point and click macera oyunlarını sevenler için müthiş bir seçim, zengin bir hikaye sahip ve sanat tasarımı olarak bence çok güzel görünüyor. The Messenger lanetlenen köyünü kurtarmak için zaman yolculuğu yapan bir ninjanın hikayesini konu alıyor ve 80'lerin side scroll platform oyunlarının tadını veren bir oyun. Klasik nes oyunlarını severek oynamış herkesin bayılacağı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Blasphemous daha önce çok kez önerdiğim Souls-like yapıda bir platform oyunu. Oyunun aşmış bir sanat tasarımı var. Klasik Katolik Hristiyan sembolizmini çok yoğun şekilde barındırıyor. Oynanışı zorlu olsa da benim gibi Souls-like oyunlardan koşarak kaçan bir oyuncuya bile kendini oynatabildi. Dead Store ölülerin ruhlarını toplamakla görevli bir kargayı yönettiğimiz çok tatlı bir aksiyon macera oyunu. Oyun Metroidvania türüne mensup bir oyun ve son zamanlarda çıkan en keyifli bağımsız yapımlardan biri. Bazı ufak tefek yapısal problemleri olsa da keyifli oynayabileceğiniz uygun fiyatlı bir bağımsız oyun. Potion Craft Alchemist Simulator'da bir simyacı olarak iksirler yapıyorsunuz. İşlettiğiniz iksir dükkanına gelen müşteriler için formüller hazırlayıp satıyorsunuz. Yani basitçe bir iksir dükkanı simülasyonu bile diyebiliriz bu oyun için. Kafa dağıtmalık, huzurlu bir oyun arıyorsanız listenize ekleyebilirsiniz. Yoku's Island Express Epic Games Store'daki inanılmaz ucuz oyunlardan. Fiyatına göre yargılamayın bence listenin en yaratıcı oyunlarından biri. Oyunda bir böceği yönetiyorsunuz ve o eski Windows'larda oynadığımız pinballla Metroidvania türünü bir araya getiren çok ilginç bir yapısı var. Gerek oyuncu yorumları gerek ince Ortalamalarıyla sınıfı geçtiği kesin alın. Deneyin pişman olursanız da kaybettiğiniz 6 lira olsun. Prison Architect psikopat mahkumlarla uğraştığımız bir hapishane simülasyonu. Bir hapishane müdürü olarak mahkumların hem kaçamadığı hem de içeride yangınlar, kavgalar gibi diğer sorunların yaşanmadığı kusursuz bir hapishane inşa etmeye çalışıyorsunuz. Paradoks imzalı bir oyun ve çerezlik olarak oynanabilir. Far Changing Tides yeni bir bağımsız yapım olarak en büyük indirimine gitmiş bu indirim döneminde. Özetle huzurlu bir yolculuk hikayesi diyebiliriz. Ekranda gördüğünüz bu koca taşıtın önüne çıkan engelleri aşıyoruz ve bol bol bulmaca çözüyoruz. İlk oyunda 5 lira bu arada onu da bu oyunun yanında alabilirsiniz. Ghost Runner çok hızlı tempolu, Cyberpunk temalı bir FPS oyunu. Oyunda karşınıza çıkan çoğu düşmana tek atıyorsunuz ama siz de tek yiyorsunuz. Bu yönüyle Katana Zero'dan keyif alan oyuncuların keyif alabileceği bir yapım. Atmosferi oldukça kuvvetli ve bu temadan hoşlanan oyuncuların kaçırmaması gereken bir oyun. Bir önceki indirim videomda Metroid benzeri bir oyun olarak önerdiğim Axiom Verge'ün devam oyunu Axiom Verge 2 26 liraya satışta. Oyun tam anlamıyla bir Metroid çakması. Haritasında cirit atmanız gereken Super Nintendo döneminin klasik platform öğeleriyle dolu bir bağımsız yapım. Urban Trial Playground benim çocukluğumda çok oynadığım bisiklet motor oyunlarına benziyor. Eski indirim videolarımda aynı sebepten dolayı Art of Rally'i önermiştim. Onunla ilgili de fikirlerimi soranlar oldu yorumlarda. Evet Art of Rally'i beğendim ama öyle uzun süre oynanacak bir oyun değil bence. Toplasanız 10-12 saat oynayıp sonrasında sıkılacağınız bir oyun. Bu Urban Trial Playground'da da muhtemelen benzer bir durum olacaktır ama fiyat uygun ve eski tatları özlediyseniz neden olmasın diyelim. Skull'u daha önce hiç önermemiştim. Diğer popüler roguelite oyunlardan epey farklı görünen, kendine has bir görsel tasarıma sahip bir oyun. Elbette bazı eksikleri var. Hades ve Dead Cells gibi klasiklerin yanında sayılabilecek bir oyun değil ama diğer roguelike oyunlardan sıkıldıysanız keyifli oynarsınız. Road 96'i de Game Pass'le oynamıştım. Bir yolculuk hikayesini konu olan bu oyunda oldukça uygun bir fiyata alınabilecek oyunlar arasında. Bağımsız listemizin ardından yüksek prodüksiyonlu ve indirimli oyunlara da kısaca bir göz atıp alışveriş sepetlerimize geçelim. Öncelikle Mafya üçlemesini içeren Mafya Trilogy paketi 150 liraya düştü. Ülkemizde zaten bilmeyen oyuncu pek yok ama yine de bilmeyenler için ilk iki oyun klasik niteliği taşıyan oyunlar. İlk oyunda bir taksiciyken Mafya içinde yükselmeye başlayan Tommy Angelo'nun hikayesini tanıklık ediyoruz. Oyun 1920'lerin Amerika'sında İtalyan mafyasının zirve yıllarında geçiyor. İkinci oyunda da Savaş Gazisi Vito Scaletta ve kardeşi diyebileceğimiz arkadaşı Joe Barbaro'nun mafya yolculuğunu oynuyoruz. Bu iki hikaye arasında çok da güzel bir kesişim var. Açık dünyalarıyla bir dönem filmi özeniyle yazılan hikayeleriyle muhteşem iki oyun diyebilirim mafya oyunları için. Üçüncü oyun için ne yazık ki pek olumlu konuşamayacağım. Metro Exodus ucuz klasikler kısmında önerdiğim iki metro oyununun devam oyunu. Muhteşem grafikleriyle ve Rus atmosferiyle gerçekten çok başarılı bir FPS oyunu. Yüksek prodüksiyonlu kaliteli grafiklere sahip ve hikayeli bir FPS oyunu arıyorsanız sizin için birebir. Lego Builders Journey AAA bir oyun değil elbette ama prodüksiyon kalitesi olarak bağımsız yapımların üzerinde yer alan bir oyun. Benim gibi Lego yapmayı seven arkadaşlar bu fiyatlara düşmüşken bence listelerine ekleyebilirler. Days Gone 108 liralık fiyat etiketiyle Sony'nin PC tarafına getirdiği en uygun fiyatlı özel oyunu. Açık dünyası ve zombi aksiyonu Hollywood filmlerini aratmıyor. Çıktığı zaman pek olumlu eleştiriler almasa da hikayesi de aksiyonu da bence gerçekten keyifli. God of War Ragnarok daha PC'ye gelmedi ama onu beklerken ilk oyunu şöyle sindire sindire oynamak için güzel bir fırsat var Epic Games Store'da. God of War, şimdiye kadar gördüğüm en uygun fiyatıyla 197 liraya satışta. Yanına ufak bir bağımsız oyun koyup 200 lira üstüne kupon da aldığınızda oyunun fiyatı neredeyse 160 liraya geliyor. Çok da güzel bir indirim bence. Need for Speed Unbound geçenlerde Steam'de acayip uygun bir fiyata satılıyordu. Bir paket içeriğinin içinde 200 lira gibi fiyata alabiliyordunuz. Şimdi de 359 liraya Epic Game Store'da alabiliyorsunuz ama benim tavsiyem açıkçası EA Play Pro alıp 150 liraya bir ay boyunca oynamanız olur. Immortals Phoenix Rising ve Assassin's Creed Valhalla paketi şu anda 324 lira. Tek bir paket alıp %25 indirim indirimden faydalanabiliyorsunuz. Yani bu iki büyük oyunun fiyatı aslında 240 liraya geliyor. Bilmeyenler için Immortals Phoenix Rising Ubisoft'un Breath of the Wild çakması diyebiliriz ama çakma dediğime bakmayın gayet keyifli ve eğlenceli bir oyun. PC tarafında zarla tadı almak isteyenler için gayet güzel bir seçim. Detroit Become Human geçenki indirimlerde olduğu gibi 71 liraya düştü. Oyunun hikaye örgüsüne ben bayılmıştım. Androidlerin insan hayatının merkezine oturduğu bir gelecekte geçen bol bol etik ikilem barındıran güzel bir hikayesi var. Hikayesi var demek de garip oldu. Oyun zaten başlı başına bir hikaye deneyimletiyor bize. Ve son olarak Cyberpunk 2077 124 liraya mega indirimler listesinde. Cyberpunk 2077'nin ardından şimdi hazır sepetlerden biraz bahsetmek istiyorum. Toplamda 3 tane sepetimiz var. Birinci sepetimiz büyük oyunlardan oluşan bir sepet ve kuponla beraber toplamda 407 lira 55 kuruşa geliyor. Bu sepette Assassin's Creed Valhalla, God of War, Cyberpunk 2077 ve Metro Exodus yer alıyor. Yani listemizde bir tane modern açık dünya, bir orta çağ açık dünya oyunu var, bir taş gibi lineer oyunun yanında bir de yüksek prodüksiyonlu bir FPS oyunu bulunuyor. İkinci sepetimiz 340 liralık bir sepet. Kupon kullandığınızda bunun da fiyatı 203 lira oluyor. Burada da Days Gone, Dying Light, Detroit Become Human, Hades ve Cyberpunk 2077 yer alıyor. Ve son olarak bağımsız ve klasik oyunlardan oluşan bir karışık sepetimiz var ve onun da fiyatı 218 lira. Bu listede de Batman Arkham Asylum, Arkham City, Alan Wake, Road 96, Yokuz Island Express, Dead Stores, Cool, The Witcher 3, The Messenger, XCOM Verge 2, Rise of the Tomb Raider ve Rises 2 Remastered'dan oluşuyor. Kupon kullandığınızda bunca oyunun toplam fiyatı da 164 lira oluyor. Ve böylece bir indirim videosunun daha sonuna geldik. Umarım severek, beğenerek oynadığınız oyunlar önerebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.